Herkese selam. Yeni bir video serisi yapmak geldi aklıma. Böyle kısa videolar. Bu videolarda da gittiğim restoranlar, sevdiğimiz mekanlar, kısa ve öz. Ne yedik, ne yaptık, ne kadar para ödedik gibimse mesela. Hani tamamen çerezlik video. Ondan sonracığıma bugünün videosunda bu şekilde Coco Duck diye şu an hype'lanmış. Aşırı derecede böyle herkesin rezervasyon aradığı ama bulamadığı bir yerle başlamak istedik. Bu Coco Duck denen mekan bir tane Korean Fried Chicken yapan bir yer. Gidince de zaten detaylı anlatırım. Ne nedir, ne değildir vesaire. Gece gece çok cool gözükmüyor ama. Burası adam kaçırılan bir mekana falan benziyor. Direkt girişte el yıkama yeri var. Evet, şimdi Ata menüyü anlatacak. Çünkü ben anlamadım. Al. Şimdi anladığım kadarıyla ana isteyeceğimiz şey the bucket list. En popüler şey o. Bunun içinde farklı şeyler var. Böyle daha fix menümsü bir şey. İki tip tavuk geliyor. Birincisi banchan, diğerisi de dipping soslu olan. Dipping soslu da glazinglerle. İki farklı glazingden birini seçebiliyoruz. Ona göre geliyor. Daha önceden tavsiye edilen iki farklı glazing'i de denemekte. O yüzden masa başına 25 dolarlık bir ekleme yapıyorlar. Ve iki glazing'i de deneyebiliyoruz. Bunda daha fazla tavuk geldiğini söylediler. Bu 38, kişi başı 38 dolar ve bunu istediğimizde masadaki herkesin katılması gerekiyor. Bunun içinde cold noodle da var side olarak. Ve en sonunda da böyle bir frozen yoğurt geliyormuş. Aynen, dondurmamsı. Bunu deneyeceğiz. Onun dışında tabii ki alakart menüden başka şeyler de var ama onları almaya gerek olmadığını düşünüyoruz. Bir de şu kokteyli deneyeceğiz. The egg. İçinde yumurtalı bir şeye gelecek herhalde. Yumurtayı buz yapmışlar. Yumurtayı buza koymuşlar. Yumurta. Aşırı böyle sulu sulu bir tavuk. Altın. Evet, burada da mikro noodle'ımız var şu anda. Böyle soğuk soya soslu bir şey anladığım kadarıyla. Nori taneleri de var. Bu arada tıklım tıklım dolu. Saat şu an 11. Tek bir boş masa bile yok. Bizim masamızdan bir şey sordular. Bu arada buraya puanım 10 üstünden 9 olabilir. O 1 puanı da o demin aldığımız kokteylde gerçek yumurta çıkmadığı için kırıyorum.
Evet, göster bak. Ben liçe dedim. Bayağı liçe. Çünkü beni hayal kırıklığına uğrattı. Onun için tavuk falan çok güzel. Ben çok beğendim. Bütün tatlar yerinde. Soslar çok güzel. Yeşil sosu hiç beğenmedim çünkü içinde kişniş var. Kişniş yiyemiyorum. Ve son olarak bu soft serve dondurma. Evet, sonuç olarak da $258'lık bir yemek yemiş olduk. Bir tane kokteyl, 3 tane şampanya, 3 kişilik bucket list, bir de third glaze a la carte, $25 farklı. Bir de bunun üstüne tip koyacağız. Öyle düşünün. Evet, şimdi sonuç ve puanlamalarımız ve düşüncelerimiz. Ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Ben beğendim. Evet. Bence güzeldi. İlginç bir deneyimdi. Fried chicken ve şampanya beraber. Aynen. Ama fried chicken bayağı iyiydi. Böyle sulu sulu içi, sulu sulu dışı, çıtır çıtır. Güzeldi. Bir de tazeydi tabii ki. Hı hı. Ama tabii ki fried chicken'ın içinde biraz pahalıydı. Evet. Ama tabii bunun ortamı, şunu bunun gibi şeyleri var. Bir tık pahalıydı ama gerçekten o sululuğu, o dışı, o dışındaki çıtırı hoştu. İyi bir deneyimdi. İyi bir deneyimdi. Sadece fazla istemişiz. Yani 4 kişi güzel yermiş bu yemekleri ama biz 3 kişi biraz zorlandık. Hatta arttı ve eve götürüyoruz. Yarınki öğle yemeğimiz olarak ata yersin artık. Tavuk koması. Şeyler de çok güzeldi bence bu arada. Bu yanına getirdikleri kimçiler. Olduğundan emin değilim. Çok kötüydü bence ya. Evet. Yani ben sevdim. Şey. Öyle. Bir daha gelir miyiz? Geliriz. Ya bir daha. Ya belki seneye bir daha. Belki seneye. Belki seneye. Ya çok uzun bir süre tavuk yemek istemiyorum öncelikle. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmediyseniz. Başka restoranları gidip denememizi isterseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Aynen. O zaman hadi görüşürüz. Bye.